Evet analizlerimize kaldığımız yerden Galatasaray'la devam ediyoruz. Neden? Çünkü bugün Galatasaray'ın Tottenham'la maçı var. Maç öncesinde analiz yapmak istedim. En son 2 Eylül'de yapmışız ama bu Galatasaray sitesinden şikayetçiyim. Neden diyeceksiniz? Bakın bugün maçı var. 6.95 fiyatlamıyor. Yarın bugün maçı kazansa yarın yükseleceği %5 yükselir en fazla. Hatta niye %5 yükselmişse? Eksi 5, eksi %5 yazar. Tavan bile yapsa yapacağı %9 yapar. Onu da gün sonu %5 geri alır. Şimdi bakın şu 2 Eylül şu işaretlediğim yer 7.51'miş en, en son 2 Eylül'de. O osiman vesaire transferiyle birlikte onun etkisiyle ne olmuş? Bir sonraki gün en fazla 7.89'a çıkmış. Yani daha öncesinde mesela 27 Ağustos'ta nereleri görmüş bak 8.40'ları görmüş şurada. Yani şuradan tekrar bir yukarı çıkış gibi bir izlenim yaratılmış. Sonra tekrar endeksin düşüşüyle vesaire aşağı düşmüş ama şuradaki osiman transferi bile bunu tekrardan buralara getirmeye gücü yetmemiş. Öyle bir açıkçası uyuz bir hissedir. Ve baktığımızda şu tarih ne zaman? 28 Ağustos. 28 Ağustos'tan beri Ağustos, Eylül, Ekim. 2-2,5 aydır da 8 liranın altında. Bırak 8 liranın 7, yani 7,80-7,5 liranın bile altında. Normalde burada şuralara kadar bir hareket ya da şuralara kadar bir hareket yapsaydım var değil mi? O da yok normalde baktığınızda şuradaki düşüş olmasa yani şu alan olmasa bu alan biraz bence fazlalık oluyor. Nasıl ki yukarı gittiğinde hisseler fazlalık yapıyorsa aşağısı da gereksiz oluyor. Yani şuralarda şu şekil gidip böyle kopması gerekirdi. Muhtemelen beklenti bu yönde olduğu için gitmiyor. Galatasaray'da hep bir beklenti var. Hissi olarak. çünkü başa, bir yok Avrupa şampiyonu ilerleyecek. Yok şampiyonlar liginde turları geçecek işte bilmem o olacak bu olacak diye. Geçemese bile böyle bir beklenti var ki şu anda beklenti bile. Geçen sene gerçi beklenti bile fiyatlamadı. O Manchester zamanlarda yok yendi etti gruptan çıkıyordu çıkmadı falan filan. Muhtemelen Beşiktaş herkes unutulduğu için yürüdü gitti yürüttüler. Ama burada Galatasaray hala sürüyor. Bakın şurayı kırması bekleniyordu. Şuralarda bak şuralarda eğer kırsaydı buralara kadar gitme şeyi vardı. Hatta şu 10 liralar buraları çok önceden gitmesi lazım. Çünkü hep bunu yapıyor bu hisse baktığımızda. Yani şurada da aynısı olmuş. Bak burada da böyle gelmiş. Burası kırılmış yükselmiş yani. Burada da aynısı olması gerekiyormuş, olacak muhtemelen ama ne zaman olacak? Daha da aşağı verecek halleri yok. Yani şuradaki. Destek diyeceğim ki işte hani toplanma da toplamada 5.65 varmış zaten. Burada aşağıda 6.24'lere kadar gelmiş yani 6.24'e kadar. Tekrar şimdi bu hisse için buralara gelmez diyemeyiz. Hatta daha önceki şu dediğim gibi şu destek bile takip edilebilir toplanmadı ama bu kadar sürede toplanmıyorsa artık bunda başka bir art niyet ararım yani. Hiç kimse mi satmadı bu hisseye yani o kadar bölündü vesaire yukarı gitmiyor ömür törpüsü. 5.60'a demek ki beklenti hala daha var yani çok kişinin elinde var ki yükselecek diye beklenti. Mesela Beşiktaş'ta nasıl beklenti yoktu? Herkes unuttu resmen. Ama ne yaptılar? 80'lere gitti. Bu da yani şu anda bölünmüş hali 6.95 %100 bölündü 2023'te. 7 lirede 14, 15 lira falan zaten şu anki normal bölünmemiş haline göre fiyatı. E 15. E sen 20 lira olamıyor musun yani şu anda ya e da şu bölünmüş haliyle de 10-15 lira olması lazım ki 13 liralara kadar da bir potansiyeli var gibi görülüyor. Ona da bakacağız. Hatta şöyle. Ama bu biraz zaman alıyor. Bak şuradaki TL bazlı mesela ne yapmış? Ne zaman bu? 2011'deki şu yatay alanı bile burada toplamış yani tamamlamış. Şuna mı sevinelim yani burada gelmiş buradan aşağı gitmemiş buralara kadar sarp O Ona mı sevinmek gerek bilmiyorum ama bunu mu istiyor e, tahtacı vesaire. Şurada belki diyen kulp yapıyor olan kulp yapıyor diyen olabilir. Ama şurası 5.80. Bu diplerine de şöyle aşağı yukarı hadi 1 lira bile alsan 5.80 1 lira 9.10. Yani zaten diyeceksin ki burayı tamamlamış ama Şuradan bakalım. Dolar bazılığı da yerinde sayıyor. Bak şöyle geldiğinde 13 dedim ya mesela bak 11 12 12 lirası zaten var. Burada. Hatta şuradan şu, şu yükselişten alırsak 13.74 liriz var. Çünkü bak buradan ne olmuş? Yükseldi bak. 1.618'e neredeyse gelmiş. 11 liralara gelmiş. Gelmesi gerekiyormuş. Burada da neredeyse 19, 11 lira yani. Ne kadar? 1 lira vesaire sapma yaşamış. Hadi burada da sapma yaşasın ne olsun? 12 olsun. Ne demiştik burada değil mi? 13.70 demiştik? Aynen. 13.85. 12. 12 lira gitme potansiyeli var. Yap, çok önceden gitmesi lazım. Ama burada ne yapıyor? Şurada yaptığı gibi hani bir çanak şeyi yok gibi. Ama ne olur şurada yaparsa günlüğü alalım. Şu alanı belki katlar mı? Şurayı. Ona bakacağız. Hatta daha da şey yapılırsa şurası var yani. Oradan ziyade şu alan var yani. Şu alanın normal şartlarda katlaması lazım yani. En azından çıkıp yani şuralarda vakit yemesi lazım. Ama böyle yaparsa ne olur? Böyle yaparsa bu sefer yani buralara gelirse beklenti olur. Buradan kopması beklenir. Sadece kopacak kopacak. Buralara gidecek. O zaman gene bekletir. Yani bu ne olacak herhalde? Muhtemelen. Yine buradaki gibi ne zaman yapar süresi bilemiyorum. Böyle gidecek buraya. Buralarda vakit diyecek. Böyle uzayacak. Yani şurada şöyle yapayım. Çok büyük bir Artık nereye kadar gider bu? bilemem. Böyle bir alan olup onun dışın ondan sonra mesela şuraya kopartırlar mı da ne zaman olur? Muhtemelen böyle olacaksa bile bu bölünerek bile gidebilir. Bakarsınız bir daha bölünür. Yani şu anda başka bir hisse olsa yani arada 8 puan var şu an şöyle bir takım 15'lere kadar potansiyeli olur. Zaten 15'lere kadar gitme niyeti varsa buralarda herkes malı boşaltır zaten. Baktığın aslında trendde de çok da şey değil ama şu şekil baktığında yükselerek gidecek gibi. Hemen dolar bazlı bakalım. Dolar bazlı bakalım daha nerede? dolar bazda şunları sileyim. Normalde bunun çok önceden çoktan şuralara gelmesi lazım. En azından şu boşluğa kadar ya. Şu boşluğu kapatmasam bile şuraya gel ya. Şuraya gel. 68 ya da şuraya ya. 64 yani neresinden bakarsan bak buraya bile diyebilirsin gelebilen. Şuraya gel en azından ya. 40'lara gel ya. Sen buraya bile gelememişsin. Daha da göz aşağı dikmişsin hatta. Şuradan Bak şu şekil. Gördün mü? Trendi aldığında bak. Şuradaki trendi bile kıramamış. 30, 30 centlere. Daha da vahimi şu var. Bak şöyle yapsan Şunun üzerine çıkmış şurada. Şunu şimdilik alayım. Şöyle baktığında bak şuralarda yukarıda üstlere çıkmış. Kaç ay? 1, 2, 3, 4. Yani şuralarda vesaire. Tutunamamış tekrar aşağı kafayı kuma gömmüş tam bir muamma yani. Normalde buralara asla hak etmiyor yani. Ne olursa olsun şu beklentisine şeyine rağmen. Aynı durumda 2022'de Trabzon şey yaptığında, oho uçup gitmişti şey. Ee, şampiyonluğu garantilendi diye. Şimdi de aşağı yukarı bir rakibin geride. Hatta böyle durumda daha iyi. Arkada takımlar var mı? 5 puan, 3 puan mesela Samsung bile olsa var ama onların olması daha iyi aslında. Yani, hani beklenti yapar. Bunda beklenti yapma şeyi bile yok ya. <laughs> Değil mi? Bugün Tottenham Hayes yense bile. Hayır. Yenerse yükselmez. Yenilirse taban bile yapabilir yani. <laughs> Öyle bir uyuz hissedir yani. O yüzden çok böyle şu olur bu olur demek de şey. Bunun dolar bazlı en fazla ilk, ilk olarak gitmesi gerek gereken yer. Şurası 36. Neredeydi? 36. 0.36 çarpı 34.20 de 12 yani bunu gözü kapalı buralarda olup sonra şuradaki tepeleri hadi şurada iğneler oluşmuş hani mal çıkmışlar orası biraz daha zor gibi gelir ama ondan sonra da şuraları kadar şuraları falan 70 lira yani 1 dolar hatta ne biri bak şurada düştükten sonra nerede şurada başlıyor bak 1'e kadar gitmesi lazım ha bunun şuraya kadar yani şu şu boşluk bıraktığı muma kadar sen 10 senede TL bazlı şeyi tamamlamışsın. Yani şurada bırak onu şurayı tamamla ya bari. Şurayı tamamla bak. Şurayı şuraya Şurayı tamamla gene Bak 72 sent L. Şunu dibine 10 cent. Hatta ne 10 senti biraz daha şey yapalım ayarlayalım. Aynen o kadar da şey etmeye gerek yok. Şöyle yapalım. Aynen. 11 sent, 10 sent, 1 sentin şeyi olmaz, lafı olmaz. Aynı TL bazda yaptığına. Tabi bu katlama beklentisi olduğu için değil ama yani sistem yani bu, bunu yapması lazım yani bunu. Tamam yok hisse sayısı diğerle belki diğerlerine göre fazla diyecekler, şu diyecekler, bu diyecekler ama bak gördün mü? Normalde Buralar 1.34'ler çok da şey bir rakam değil. 1.34 ne yapıyor? 34.20. 45. Bunun da çok inat olmalı lazım yani. Ya da bu bile olmasa TL bazda ne yapmış? Şuradaki çanağın üstte çıkmış ya. Şuralara kadar ya. Hani oyalandığı yere şuralarda oyalanması lazım. Yani. Birlerde yani şuralarda. Oyalanıyor olması lazım. Ama yok. Yani. Bir gün hiç beklemezsin. Buraları geçer dersin. Buralar kafi derken şuralara kadar bir bakarsın çıkar. <laughs> Hayır, işin şöyle bir tarafı da var. Sen bunu böyle yükseltmedikten sonra ne işe yaradı ne anladım ben şeyden. Borcunu vesaire nereden kapatacağım parayı elde edeceğim yani. Şu ise yükseltse herkes zaten alacak, satacak, bir şeyler olacak, bir hareketlilik gelecek ya da belki şey kapanacak. Orjun kapanacak yani. Ama yok. Bakalım tekrar bir son olarak TL'ye bazlı. İşte bu beklentiler var ki muhtemelen insanlarda yükseltmiyorlar. Yani burada tek iyi şey ne diyebiliriz? Şurada bir şekilde trendinde tutmaya çalışıyor. Bak şu destek kırılmıyor. Şu destek ya da Şuradaki dipler kırılmıyor bak 5.83 yani şu 23. Şuradaki diplere kırılmamış zaten buradaki de kırılmasın yani dipler var, şurada tepeler var yani en 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 aşağı gelebileceği yer şurası olur yani 4 lira yani şu 6 lira 7 liralardan söyleyeyim gel gelmez ama en boktan yeri bunun bölünmediği sürece bölünse bile bu buralar olur yani şurada da 5.83 yani. Yani insanlar niye şey yapıyorsun değil mi? Bak hatta şuradan yapalım. Fibonacci seviyesine. Bak burada da çıkabileceğiz seviyesi. 13.95 14 lirada. Ama ben her zaman bir önceki seviyenin biraz gerisine hedef koymayı severim. Çünkü 14'e gitmeyebilir. Şu 10'a gittikten sonra 12 liralar güzel ee, kaç kaçış yeri olabilir. 12'den sonra belki gidecek. 15'e 16'ya oynadık. Bana Yani ben de olmadıktan sonra, ben de varken gitmedikten sonra o hissedim. Bu kadar zaman gitmedikten sonra bilmem ne yapayım derim. O yüzden o kadar da şeye bakmamak lazım. Hatta şu bak yatay alana bakalım. Aa yani ne yapıyor? 12 13 bak zaten 12'ler. 12 76 yani. 12'ler tam ideal kaçış yeri olur. Evet buraya kadar izlendi. Sesle ilgili iyi kötü bir şeyler bir fikir elde edilmiş olur. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız tabii ki de kanala abone olup videoları izlemeyi es geçmeyin. katılıyor olarak kanala destek olabilirsiniz ayrıca. Yani şu anda 12-13 liralar, 12 liralar. 12 liranın üzerinde gidebilir, spekülatif gider. Belki bakarsın 15'e gider, 14'ü geçemez diyordun derler. 15, 16, 20'ye bile, 19'a bile gidebilir. Orasını bilemem artık. O sahipli bir tahta. İzin vermiyorlar gitmesine. İzin veriyor ki gider o zaman. Yani inşallah bugünkü maçı da koyar geçeriz. Ee, bu sonra oku videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dediğim gibi bugün yensek de çok yükselmeyecek. Ya yenilsek ama belki %6-7-8 belki taban yapacak. Ama bugün yensek ya dediğim gibi %5 yükselir ya da %8-9 yükselir. Gün içinde geri alır. Yensek bile bence yarın %1-%2 eksi yapar. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.